Onur Koleji'nden herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle 4. sınıf matematik dersi konularından biri olan veri toplama ve değerlendirme konusunu işleyeceğiz. Birlikte neler öğreneceğiz? İlk önce onlara bakalım. Sütun grafiklerini inceleyerek yorumlayacağız. Tablo ve grafiklerle ilgili problemleri birlikte çözeceğiz. Haydi başlayalım. Öncelikle hatırlayalım. Bir konuyla veya araştırma ile ilgili toplanan bilgilerin her birine veri denir. Toplanan verileri daha iyi okuyup yorumlayıp anlayabilmek için şema, tablo ve grafiklerden yararlanırız. Hatırlayalım, önceki yıllarda gördüğümüz derslerden şema olarak ağaç şeması, tablolarımız, çeteli tablosu ve sıklık tablosu, grafiklerimiz ise nesne grafiği, şekil grafiği ve sütun grafiği olarak gruplandırmıştık. Şimdi birlikte bunlarla ilgili sorulara bakalım. Soru 1. Bir okulda verilen yabancı dil dersleri ile derslere katılan öğrenci sayıları aşağıdaki çetele tablosunda verilmiştir. Tabloda yer alan verilere göre sütun grafiğini oluşturalım. Öncelikle unutmamamız gereken bir şey, tablo ve grafiklere mutlaka isimlendirme yapıyoruz. Tablomuzun ismine baktığımızda yabancı dil derslerine katılan öğrenci sayısı. Bu bir çetele tablosu. Derslerin adı İngilizce, Almanca, Fransızca ve Çince. Öğrenci sayıları da çeteleler halinde gösterilmiş. Neydi? 5 çizgi 5 sayısını gösteriyordu bize. 1, 2, 3, 4, 5, 5 çetele 5 sayısını gösteriyordu. Bakalım İngilizce dersine katılan öğrenci sayısı kaç? 5, 10, 15, 20. 20 öğrenci İngilizce, 5, 10, 10 öğrenci Almanca, 5 öğrenci Fransızca ve 5, 10, 15 öğrenci de Çince dersine katılıyormuş. Şimdi birlikte bunu sütun grafiğine gösterelim. Öncelikle sütun grafiğimizin ismini buraya yazdık. Yabancı dil derslerine katılan öğrenci sayısı. Yatay eksende dersin adını buraya yazıyoruz. Dikey eksende öğrenci sayılarını da eşit aralıklarla yazıyoruz. Sıfırdan başlayalım. Öğrenci sayılarını beşer beşer yazıyorum. 5, 10, 15, 20 olarak yazdım. Şimdi yine eşit aralıklarla derslerin adını yazıyorum. İngilizce, Almanca, Fransızca ve Çince. Bir diğer dikkat etmemiz gereken kural da sütunlarımızda eşit olarak çiziyoruz. İngilizce dersini alan öğrenci sayımıza baktığımda 20. Hemen şöyle bir sütun oluşturacağım. Eşit olmasına özen göstermeye çalışalım. Evet. 20'nin tam karşısı İngilizce kursunu alanlar. Almanca kursunu alanlar 10 öğrenci. Almanca 10. Eşit kalınlıkta sütunlarımızı çiziyoruz. Fransızca dersine katılan öğrenci sayımız 5. 5 öğrenci Fransızca. Ve son olarak Çince dersine katılan öğrenci sayımız da 15, 15'i de Çince'nin
olarak çiziyorum. Evet, bu şekilde sütun grafiğini gösterdik. Bu yatay eksendeki sütun grafiğimiz oluyor çocuklar. Bir sonraki sorumuza bakalım. Aşağıdaki şekil grafiğinde bir okulda bulunan öğrencilerden kulüplere gidenlerin sayısı verilmiştir. Verilenlere göre sütun grafiği oluşturalım. Şekil grafiğimizin ismine baktığımızda kulüplere giden öğrenciler. Kulüplerin isimleri satranç, resim, müzik, tiyatro. Giden öğrenci sayısı ise şekillerle gösterilmiş. Şimdi burada bir notumuz var. Notta diyor ki her şekil 10 öğrenciyi göstermektedir. Yani bir yıldızım 10 öğrenci oluyor. O zaman bakıyorum satranç kursuna kaç öğrenci gitmiş? Onar onar sayarak yıldızları buluyorum. 10, 20, 30, 40, 50. 50 öğrenci satranç kursuna gidiyor. Resim kursuna giden öğrencileri de yine her bir şekil 10 öğrenciyi gösterdiği için onar onar sayarak buluyorum. 10, 20, 30, 40, 50, 60. 60 öğrenci de resim kursuna gidiyor. Müzik kursuna giden öğrenciler 10, 20, 30, 40, 40 öğrenci müzik kursuna gidiyor. Ve tiyatro kursuna giden öğrenciler de kulübüne giden öğrenciler de 10, 20. 20 öğrenci. Şimdi bunu sütun grafiğinde göstereceğiz. Yalnız sütun grafiğinde eksenlerin ismine baktığımda burada kulüp isimleri yer alırken yatay eksende kişi sayıları yer alıyor. Az önceki örneğimiz yatay eksendeki sütun grafiğiydi. Şimdi eksenlerin yerleri farklılık göstermiş. Birlikte yazalım. Satranç, resim, müzik ve tiyatro. Burayı sıfır olarak kabul ediyorum ve eşit aralıklarla onar onar artarak kişi sayısını belirteceğim. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 ve 90'a kadar yazalım. Şimdi bakıyorum satranç kursuna giden öğrenci sayım 50. 50'yi buluyorum. 50'ye kadar gelip sütunumu oluşturdum. Resim kursuna giden öğrenci sayımız 60. 60'a kadar geliyorum. Sütunların kalınlığının eşit olmasına dikkat ediyoruz. Müzik kulübüne giden öğrenci sayımız 40. Geldim. Evet. Ve son olarak da tiyatro kulübüne giden öğrenci sayımız 20. Bu şekilde sütun grafiğimizi oluşturmuş olduk. Bir sonraki sorumuza bakalım şimdi birlikte. 4A sınıfındaki öğrencilerin en sevdiği derslerin dağılımı aşağıdaki sütun grafiğinde verilmiştir. Grafikten yararlanarak soruları cevaplayalım. Kişi sayımız ve ders adımız. Grafiğimizin ismi ne? Hemen onu belirleyelim. Nedir? En sevilen dersler. Bakıyorum ders adıma Türkçe, matematik, fen bilimleri ve sosyal bilgiler. Hemen bakıyorum Türkçe dersini kaç öğrenci seviyor? 10. Hemen bakıyorum matematik dersini kaç öğrenci seviyor? 4. Karşısına gelen sayı
seven öğrenci sayısı çocuklar. Fen bilimleri dersini kaç öğrencimiz seviyor? 8. Ve sosyal bilgiler dersinde yine 4 öğrenci seviyormuş. Sorulara bakalım. En çok hangi ders sevilmektedir? En yüksek olan, en yüksek sayıya denk gelen sütunumuz en çok sevilen dersi göstermekte. O zaman Türkçe dersi en çok sevilen ders. Diğer sorumuz eşit sevilen dersler hangileridir diyor. Bakalım eşit sayıda oy alan ders matematik ve sosyal bilgiler. O zaman matematik ve sosyal bilgiler dersi eşit seviliyor. Matematik ve sosyal bilgiler dersi eşit sevilen dersler. Sonraki sorumda fen bilimleri dersini seven öğrenci sayısı kaçtır diye soruyor. Fen bilimlerini seven öğrenci sayımız 8 öğrenci fen bilimleri dersini seviyormuş. Tam karşılık gelen sayımız 8 olduğu için 8 öğrenci. Sonraki soruda 4A sınıfında kaç öğrenci vardır diyor. Sırayla topluyorum. 10, 4, 8 ve 4'ü topladığımda 14, 22, 4 daha 28 öğrenci vardır. Birlikte bir sonraki sorumuza bakacak olursak, Didem ve arkadaşları sınıf başkanı seçimi için oy kullanmışlardır. Her adayın aldığı oy sayısı aşağıdaki sütun grafiğinde gösterilmiştir. Aday öğrenciler ve oy sayısı bakın sütun grafiğimizde gösterilmiş. Bakıyorum şimdi Murat 9 oy almış, Sinem 12 oy, Taha 6 oy ve Didem de 15 oy almış. Sorulara bakalım. Oylamaya 5 öğrenci katılmadığına göre, bu oylamaya 5 öğrenci katılmamış, bu sınıfın mevcudu kaçtır? Öncelikle oylamaların sonuçlarını topluyoruz. 15, 6, 12 ve 9'u topluyorum. 15, 6 daha 21, 12 daha 33, 9 daha 42. 5 öğrenci katılmadığına göre diyor. 42'ye 5 öğrenciyi daha ekliyorum. 47 bu sınıfın mevcudu oluyor. Diğer soruma bakacak olursam hangi öğrenci sınıf başkanı seçilmiştir diye soruyor. En çok oy alan sınıf başkanı seçilmiştir. Sütun grafiğime bakıyorum. En çok oy alan Didem olduğu için Didem sınıf başkanı olarak seçilmiştir. Bir sonraki sorumuza bakalım. Ahmet aylık karşılığıyla yaptığı harcamaları aşağıdaki sıklık tablosunda göstermiştir. Sıklık tablomuz aylık harcamalar. Harcama türleri kırtasiye, kantin ve kitap. Harcama miktarları da karşısında verilmiş. Ahmet'in haftalık karşılığı 125 TL olduğuna göre Ahmet bir ayda ne kadar tasarruf sağlamış olur? Evet, öncelikle bu sayıları topluyoruz. Çünkü bunlar aylık yaptığı harcamalar. Hemen topluyorum. 55, 125 ve 235'i topluyorum. 5, 5 daha 10, 5 daha 15, elde var 1. 5, 2 daha 7, 3 daha 10, 11, elde var 1. 2, 1 daha 3, 415 TL aylık harcamaları Ahmet'in. Ama ben Ahmet'in aylık harçlığını bilmiyorum, haftalık harçlığını biliyorum. Haftalık 125 TL harçlığı varsa aylık ne kadar olur? 4 ile çarparak bulabiliriz. 4 kere 5, 20. Elde var 2. 2 kere 4, 8. 2 de elde 10. Elde var 1. 4 kere 1, 4. 1 de elde 5. Ahmet'in aylık harçlığı 500 TL'ymiş. 500 TL aylık harçlığı. Benden ayda ne kadar tasarruf sağladığını soruyor.
Aylık harçlığından yaptığı harcamaları çıkartırsam ne kadar tasarruf yaptığını bulurum. 500'den 415 TL'yi çıkartıyorum. Sıfırdan 5 çıkmaz. Komşuya gittim. Bir onluk yok. Bir yüzlük aldım. Buraya da bir onluk aldım. Ondan 5 çıktı. 5. Burası 9 kaldı. 9'dan 1 çıktı. 8. Burası 4 kaldı. 4'ten 4 çıktı. 0. 85 TL aylık tasarruf sağlıyormuş Ahmet. Evet, bugünlük dersimiz bu kadar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Sonraki derslerde görüşmek üzere.